kendilere yönelik hibe desteği kapsamında desteklenen Emlak Hisar Gayrimenkul ve Danışmanlık Ofisimizin açılışına hepiniz hoş geldiniz. Sizleri aramızda görmekten mutlu olduk. Açılış programımıza ilk olarak Emlak Hisar Gayrimenkul Danışmanlık Emlak Ofisi sahibi Sezgin Kökbiber'i konuşmasını yapmak üzere kürsümüze davet ediyorum. Sayın Genel Başkan Yardımcım, Sayın Kaymakam ve değerli misafirlerimiz. Bu işlerimi açmamda benden desteklerini esirgemeyen başta AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, Manisa Milletvekili Doçent Doktor Sayın Selçuk Özdağ olmak üzere çok değerli Kaymakamımız Sayın Kaan Peker, Manisa İşkuk İl Müdürümüz Sayın Salim Eroğlu, İşkuk Akısal Hizmet Merkezi Müdürümüz Sayın Yunus Yorgancı ve saygıdeğer Akısal Halkı ve çok değerli konuklarımız, İşkuk'un kendi işini kuran engellilere yönelik hibe desteği kapsamında açmış olduğum Emlak Hisar Gayrimenkul Danışmanlık İşlerinin açılışına hepiniz hoş geldiniz. Bu projemin bundan sonra tüm engelli kardeşlerimize dönücü olacağına gönülden inanıyorum ve desteklemeye sizin adınıza söz veriyorum. Saygılarımla. Teşekkür ederiz. Sayın Sezgin Köfübe'ye teşekkür ediyoruz. Şimdi İşkur İl Müdürümüz Sayın Salim Eroğlu'nu konuşmasını yapmak üzere kürsüye davet ediyorum. Sayın AK Parti Genel Başkan Yardımcı, Kaymakamım, İl Başkanım, İlçe Başkanım, değerli katılımcılar. Hepiniz böyle bir güzel projeye katılımınızdan dolayı hoş geldiniz diyorum, saygılar sunuyorum. Değerli katılımcılar, İşkur olarak biz İstihdam sağlamada, işçilere iş bulmada, işveren adı istediği şekilde işçi bulmak, işini istediği iş bulmak aslı görevlerimiz arasında. Bugün buraya engelli bir kardeşimizin engelleri kaldırmak üzere yaptığı bir proje karşılığında bir hizmet verdik. Bu güzel projede hep birlikte bunun için buradayız. İşkur olarak ilk defa 2015 yılında ilimizin İşkur İl Müdürlüğü'ne 4 tane proje geldi. Bu projelerden Guadalif, Emlakçılık ve Sinecek'e 3 tane proje kabul edildi. İşkur olarak bu projeyi almak için bir kişinin ilk önce engelli olması lazım. Yani %41 engel olacak. 2, girişimcilik belgesi olacak. 3, bir proje yapıp İşkur'a müracaat etmesi gerekiyor. Bu Sezgin Kökbiber kardeşimiz de böyle bir proje yaptı ve projede kabul edildi. Bu binanın Emlak Hisar Danışmanlık Ofisi'nin dizaynına da 28.543 TL İş kuralını ödeyerek bu hizmeti güzel bir şekilde açtık ve bugün açılışını yapıyoruz. İş kuralına bundan sonra yapılacak bütün projeleri getirdiğinizde iş kuralına biz yardım olarak aslı görevlerimizden. Çünkü engelli kardeşlerimiz bugüne kadar yüzü gülmemiştir. Özellikle 2005 yılından sonra yapılan kanun ve yönetmelik değişikliklerden sonra engelli kardeşlerimiz sokağa çıktılar ve yüzleri gülmeye başladılar. Ben bir şeyi sizinle paylaşmak istiyorum. Geçen hafta Sayın Başkanımız, Genel Başkanımız programında ben de vardım. Bir engelli kardeşimiz geldi. Engelli kardeşimiz dediğiniz Sayın Başkanım beni çağırdı, yardımcı olur musunuz dedi. Ve o engelli kardeşimiz Pazartesi günü il müdürlüğümüze geldi. Engelli kardeşimi kollarıyor. Allah kimseye böyle bir şey vermesin ama çok zor bir şey. Dedi ki Sayın Müdürüm ben iş istiyorum. Ne yaparsınız? Telefon bakarım ben de, santralcının. Ayaklarıyla telefon kullanıyor arkadaşlar. Bir il müdürü arkadaşım aradım, çalıştıramadı. İkinci il müdürü aradım, arkadaşım dedi ki ben çalıştırırım dedi. Ve İşkur üzerinden pazartesi gün yarın inşallah çalıştıracağız. Cuma günü ben bir hasta ziyaretine gittiğimde hastanede gördüm. Yemin ediyorum öyle bir seviniyordu ki elleri kollar arası beni sarılacaktı. Yani bu sevinci yaşamak, anlatmak çok farklı bir şey. Böyle güzel projelerde daha önce buraya bulunmak üzere diyorum. Bu engelli Sezgin Kökbiber kardeşimizin de bütün engelleri ortadan kaldırarak örnek proje olmasını arzu ediyorum, istiyorum. İnşallah bundan sonra bunların yüzlerini güldürürüz diyorum. Daha güzel projede bulunmak dileğiyle hepinize saygılar sunuyorum. Hayırlı olsun diyorum. İşkur İl Müdürümüz Sayın Salim Eroğlu'na teşekkür ediyoruz. Şimdi AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, Manisa Milletvekili, Doçent Doktor Selçuk Özdağ'ı konuşmasını yapmak üzere kürsüye davet ediyorum.
Sayın Kaymakamım, çok değerli Belediye Başkan Yardımcım, çok değerli siyasi partilerimizin temsilcileri, ilçe başkanım, kadın kolları başkanımız, İşkur İl Müdürümüz, İşkur İlçe Müdürümüz, bürokratlar, Akhisarlılar, hepinizi saygıyla, sevgiyle ve muhabbetle selamlıyorum. Bugün hayırlı bir iş için buradayız. İl Başkanımızla beraber geldik, Sayın Avukat Zülfikar Gürcan Beyefendi ile birlikte geldik. Neden geldik? Bir İşkur'da proje geliştiriliyor. İnsanlara balık vermek iyidir ama balık tutmayı öğretmek daha iyidir. Biraz önce İşkur Müdürümüz Salim Eroğlu, çalışkan bir insan, anlattı, söyledi. 2004'te yıllarda engellerle ilgili kanun çıkarttık. 2005 yılında. O güne kadar evinde engelli olan anne ve babalar çocuklarla ilgilenemiyorlardı. Aynı zamanda çocuklarını sokağa çıkarıp onlarla beraber gezemiyor, dolaşamıyordu. Türkiye'de tüm belediyeler, tüm kamu sektörü engellilerin hayatını kolaylaştırmak adına gerek sokaklarını, gerek binalarını dizayn etmek mecburiyetindedirler. Görme engellilerle ilgili donatıların ona göre yapılması, ortopedik engellilerle ilgili donatıların ona göre yapılması, işitme engellilerle ilgili bunların yapılması çok önemli, elzem. Öğretilebilir engelli ve zihinsel engellilerle ilgili de geçerli, değerli kardeşlerim. Türkiye'de yaklaşık 8 milyona yakın engellimiz var. Bunun 2 milyonu işitme engelli. 3 milyonu %10 ile %100 olmak üzere görme engellilerimiz. Yani çok ciddi şekilde bu sıkıntıları yaşadık. Üçüncü olarak iş kazaları. İş kazalarını önlememiz lazım. Bununla ilgili Türkiye Büyük Millet Meclisi geçen dönem devreye girdi. Hem iş sağlığı ve iş güvenliği kanunu yeniden revize etti. Bununla ilgili çalışmalar yaptık. Hem işveren, hem kamu sektörü yani devlet, hem de vatandaş, hem de sendikalar iş yerlerini daha yaşanabilir hale getirmek ve tehlikelerden bertaraf etmek için görevli bunları yapmak zorundadırlar. Üçüncü olarak spor kazaları. Bunları ortadan kaldırmamız, deniz kazalarını ortadan kaldırmamız gerekiyor. Diğer bir noktada ise buna rağmen hala engellimiz varsa bizim bu engellileri üretken hale getirmemiz icap ediyor. Evinde oturmayacak, üretken olacak bunlar, bu insanlar. Yani katma değer sağlayacaklar. Hem bir yandan boş zamanlarını, serbest zamanlarını iyi değerlendirecekler. Meşgul olacaklar, hayatı kucaklayacaklar. Hayat onlarla, onlar hayatla bütünleşecek. Ve aynı zamanda da istihdama katkıda bulunacağız. Aynı zamanda da katma değer sağlayıp vergi verecekler, para kazanacaklar, başkalarının ellerine bakmayacaklar. Devlet bir yandan engelli olana maaş vermeye başladı hükümet olarak. Bir diğer yandan engelli olanlara bakım ücreti, ailelerine bakım ücreti veriyoruz. Asgari ücret noktasında yanılmıyorsam eğer, hatta biraz daha fazla. Bunu veriyoruz. Değerli kardeşlerim, engellilerin kullanmış olduğu aletlerle ilgili, edevatlarla ilgili de devlet hemen şefkat elini uzattı. Onların ortopedik engellilerle ilgili akülü araçlarını veya normal tekerlik sandalyelerini Sosyal Güvenlik Kurumu üzerinden vermeye başladık. Geçenlerde yine aynı şekilde AK Parti Sosyal Politikalar Başkanımızın önderliğinde bizler görme engellilere beyaz bastonlu reçeteyle verilmesini sağladık. Hatta farkındalık yaratmak için bizler arkadaşlarımızla beraber Güneydoğu Anadolu'da ve de Manisa'da 1500'e yakın beyaz bastonu hediye ettik ve de haber verdik. Bundan sonra bu beyaz bastonu kullanacaksınız ama bunu kullanırken de bundan sonra ihtiyacınız olduğunda doktora reçete yazdıracaksınız. Beyaz bastonunuzu ücretsiz alacaksınız diyerek. Sosyal devlet bunun icabını yer. Bu sosyal devlet bu demektir kardeşlerim. Eğer bir ülke sosyal devletse kadınına, engellisine, yaşlısına, efendime söyleyeyim duluna, yetimine, herkese bakabilen devlete sosyal devlet adını veririz. Biz bugün 65 yaşını geçene maaş veriyoruz. Engelliye maaş veriyoruz. Engelliye bakım ücreti veriyoruz. Biz yaşlı aileye veriyoruz. Dul olanlara kadın erkek demeden maaş veriyoruz. Okula başlayanların annelerine okul öncesi eğitimden başlayarak maaş veriyoruz biz. İşsizlik maaşı veriyoruz. Engelli vatandaşlarımıza aynı şekilde istihdama katkıda bulunsunlar diyerek biz bunlara proje karşılığı para veriyoruz. Aynen bugün olduğu gibi. Artık engelli kardeşlerimiz projelerini yapacaklar. İşkur'a gelecekler ve de İşkur bunları değerlendirdikten sonra kendi kriterlerine uyuyorsa engelli kardeşlerimize açmış oldukları iş yerleri doğrultusunda maaşlarını verecekler. Dört kardeşimiz İşkur'a müracaat etmiş. Bunlardan üç tanesi kabul edilmiş. Mustafa Demirkol'un kuaförlük projesi, Gördes ilçemizde Hakkı Çelik'in seracılık projesi
Ki görmesen de gelenler var burada görüyorum. Onlar orada seracılık yapıyorlar. Orköy üzerinden para alıyorlar. Şimdi salatalık yetiştiriyorlar. Seracılık yaparak yaz kış demeden İstanbul'a para gönderiyorlar ve para kazanıyorlar. Bir yılda onu kazanıyorlar. Geri kalan para da kendilerine oluyor. Biz böylece Türkiye'de balık tutmayı herkese öğretmiş oluyoruz. Üçüncü olarak da Sezgin Kökbiber kardeşim engelini ispat etmiş. Gelmiş projesini yapmış. İşkur kabul etmiş. Ve de buraya gelerek bir emlak dükkanı açmış. Emlakhisar demiş. Akhisar adına atıfta bulunmuş. Emlakhisar demiş. Hanımıyla beraber birlikte çalışacaklar. Allah çalışana verir. Peygamberimizin çok güzel bir sözü var. Bütün sözleri güzel. İnsanoğlu alnının terinden daha tatlı bir şey yememiştir diyerek. İnsanoğlu alın terini yemeli kardeşlerim. Çalışmalıyız, üretmeliyiz, bunu yapmalıyız. Evet, İşkur müdürümüz söyledi. Dedi ki geçen hafta benim yanıma kolları yok, doğuştan gelişmemiş ve de ayakları da aynı şekilde çok zor kullanıyor ayaklarını. Bir ayağını kullanabiliyor kardeşimiz. Bana geldi, dedi ki vekilim bana iş versene. Ben iş istiyorum, çalışmak istiyorum dedi. Engelli maaşını alıyor belki de. Ama bakım ücretini alıyor belki. İşkur müdürümüzü çağırdık. Çalışkan bir insan. Kendisi Manisalı, Kulalı bir şahsiyet. Arkadaşımız. Ve dedim ki buna bir iş bulalım. Gençlik sporu aramışlar. Nerede nasıl çalışırsın? Engeli var, belgesi var. Ben efendim santral memurluğu yaparım. Daha önce staj yaptım. Ayağımla telefonlara bakıyorum. Çok rahat bir şekilde yaparım. Hemen buldular. Kardeşimizi işe yerleştirdiler. Biz hükümet olarak bugüne kadar, 2005 yılından bugüne kadar 41 bin kişi işe aldık. Neyle? İlkokul mezunlarını kurayla, ortaokul ve lise mezunlarını sınavla alıyoruz. EKPSS ile yapıyoruz. Orada da bir problem gördüm. Bazı görme engellerle işitme engeller dezavantajlılar. İşitme engeller ve görme engeller okuyamadıkları için sınav soruları her ne kadar Braille alfabesiyle de sorulsa, her ne kadar işaret diliyle de sorulmuş olsa kavrayamıyorlar. Dezavantajlı gruba düşüyorlar. Bununla ilgili de şimdi çalışmamız var. Acaba dezavantaj ortadan kaldırabilir miyiz? Kotaları eşit yapabilir miyiz? Sınav sistemini değiştirebilir miyiz diyerek gayret sarf ediyoruz. Otistik engelli çocuklarımız var bizim. Bunlar ÖSYM şimdi puan sistemini 150'ye çıkarttı. 150'ye çıkarınca otistik çocuklar bir alanda çok zeki oluyorlar. Bir alanda çok yetenekli oluyorlar ama bütün alanda yetenekli olmuyorlar. Bazıları çok iyi piyano çalıyor. Acaba sınav sisteminde onlara, otistik çocuklara ayrı bir sınav yapabilir miyiz diyerek çalışma yapıyoruz. Siyaset bunun için var arkadaşlar. Bürokrasi, Sayın Kaymakam bunun için var. Bizim iş kurumuz bunun için var. Sendikalarımız, derneklerimiz bunun için var. Gördüğümüz her problemi gidermek devletimizin, hükümetimizin ve bürokrasimizin görevi değerli arkadaşlarım. İnşallah, bakın burada İşkur Müdürü diyor ki kendisi bize yaklaşık diyor 2311 kişi kayıtlı engel vatandaşımız bulundu. Ve biz bunlara iş bulduk diyor. İşkur orada var, burada var. Engelleri teşvik edin. Aileler gelsin, bir yandan meslek kurslarına gitsinler. Eğitilsinler, bir diğer yandan da İşkur üzerinden istihdam yaratalım. Kendileri de proje yapsınlar, para alsınlar. Aynen böyle gelsinler. Alın terlerinden daha tatlı bir şey yemesinler kardeşlerim. Başkanım da hatırlattığım yaşlı merkezlerde biz engelli yaşam merkezleri kuruyoruz. Seçim öncesi seçim beyannamemize yazmıştık biz. Onu hükümet programına koyduk. Evinizde engelli bir çocuğunuz var. Kızınız, erkeğiniz var. Anne pazara gidecek, baba çalışıyor. Kime bırakacak çocuğu? Bir gün komşuya, iki gün akrabaya, üç gün bitti. Kabul etmezler. O zaman devlet devreye giriyor, sosyal devlet. İşte biz bunu seçim beyannamemize yazdık. Şimdi uyguluyoruz. Manisa, İzmir, Ankara, İstanbul ve Denizli Sayın Bakanım memleketi de pilot bölge. Manisa'daki bitmek üzere parasını aktardık. Engelli anneler, babalar, bugün basın mensupları kanalıyla sizin vasıtanızla söylüyorum ki engelli çocuğunuz varsa pazara giderken, komşuya konuşmaya, sohbet etmeye giderken veya herhangi bir işiniz olduğunda, akşam düğününüz olduğunda çocuğunuzu bırakacaksınız. 2 saat, 3 saat, 4 saat, 5 saat devletin şefkatli kollarında kalacak. İşiniz bitip evinize götüreceksiniz. Veya çocuğunuz asker veya başka yerde bir cenazeniz var veya bir düğününüz var veya çocuğunuz üniversitede öğrenci, ziyaret edeceksiniz. 5 güne ihtiyacınız var, 4 güne çocuğunuzu bırakacaksınız. 4 gün boyunca geceli gündüzlü orada engelli yaşam merkezlerinde kalacak ve bu insanlar orada devletin şefkatli kollarında uzmanlarla beraber görme engelliler, işitme engelliler, zihinsel engelliler, ortopedik engelliler, otistik çocuklarımız çok rahat bir şekilde kalacak. Anneler ve babalar rahatlıkla şehri terk edecek, rahatlıkla Demirci'ye, Kula'ya, Soma'ya gitmiş olacak.
ve böylece de gelince de çocuklarıyla beraber tekrar huzurlu ortam evlerine dönmüş olacaklar. Sosyal devlet olma noktasında ne gerekiyorsa yapmak için gayret sarf ediyoruz. Şehzadeler Belediyesi ile beraber Manisa'da da bir huzur evi açıyoruz. Yanına bir yaşlı bakım merkezi açıyoruz. Yanına bir de engelli bakım merkezi, tamamını Şehzadeler Belediyesi ile 25 dönüm arazi üzerine tamamını belediyemiz ve de hayırseverlerimiz karşılayacak kardeşlerim. Engellerle ilgili kim çalışıyorsa, yaşlı bakım merkezleri kim çalışıyorsa devlet onun yanında. Biz de onların emrindeyiz. Türkiye'de bir engelli oluşu engelleyelim. Buna rağmen engelli olmuşsak engelleri ortadan kaldıralım. Bunları istihdama, katma değere katalım. Onlarla beraber inşallah birlikte yaşayalım. Çünkü hepimiz potansiyel engelliyiz. Yarın bir tansiyonumuz yükselir veya düşer, görme engelli veyahut da bir felç kalabiliriz. Bir araba bize çarpabilir, kaza yapabiliriz, bir yerde düşebiliriz, başımızı bir yere vurabiliriz. O nedenle engelli kardeşlerimize el uzatmak, onlarla birlikte yaşamak noktasında bütün öğretmenlerimizi, bütün bürokratlarımızı, kaymakamlarımızı, valilerimizi, STK'larımızı devreye girmeye davet ediyorum. Biz de siyasiler olarak sizin emrinizdeyiz. Böyle güzel bir dükkan açıldığı için gerek Akhisar İşkur Müdürümüze, gerek Manisa İşkur Müdürümüze, kaymakamımıza ve de bu projeyi yapan akıllı kardeşim, zeki kardeşim, güzel kardeşime çok teşekkür ediyorum. Diyorum ki Allah rızkını bol etsin. Sezgin kardeşim, ismin de güzel. Allah sana hayırlı rızıklar versin. Kazandıklarını da hayırlı yerlere harca inşallah. Bol kazan, yeni dükkanlar aç, çok kazan, çok yaşa, hayırlı hizmetler yap. Hizmet eden, katkıda bulunan herkese çok teşekkür ediyorum. Akhisarlılar, sizi seviyoruz. Allah'a emanet olun. Hocam, siyasi partilerimizin değerli temsilcileri, il müdürümüz, değerli hanımefendiler, beyefendiler, kıymetli misafirler, basınımızın değerli mensupları, sözlerimin başında hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Bugün bir engelli kardeşimizin, Sezgin kardeşimizin heyecanını, sevincini onunla paylaşmak, beraber yaşamak için bir araya gelmiş bulunuyoruz. Evet, dün engelli bireylerimizin sahip olduğu haklar gerek yasal düzlemde, gerekse toplumsal farkındalık noktasında çok iyi durumda olduğumuzu söylemek mümkün değil. Fakat bu ikisi de at başı giden bir olay bir anlamda. Fakat son yıllarda gerek yasal düzende yapılan düzenlemeler, gerek toplumsal farkındalığın ziyadesiyle artmasıyla çok iyi bir noktaya geldiğimizi söylemek mümkün. Özellikle değerli Genel Başkan Yardımcım birçoğunu ifade ettiler. Engelli bireylerimizin gerek kamuda gerek özel sektörde istihdamını zorunlu kılan kota uygulamaları, engellilerin istihdam edileceği yine koruyucu iş yerleri uygulaması, rehabilitasyon merkezleri, engelli ailelerine yönelik bakım uygulamaları. Şunu söyleyebiliriz ki dünyada sosyal devlet olduğunu iddia eden en ileri gelişmiş ülkelerin uygulamış olduğu bütün modellerin ülkemizde de uygulandığını söylemek ziyadesiyle mümkün. Bu noktada bizlere düşen elbette ki çıkarılan bu yasal düzenlemelerin hakkını verebilmek. Yani Sezgin kardeşimiz türü bireylerimizin sayısını artırmak. Bu konuda bizlere, kamu görevlerine ve medyamıza da çok ciddi görevler düşüyor. İşkur marifetiyle engelli bireylerin iş yeri sahibi yapılması noktasında evet, Manisa genelindeki uygulamanın %50'si ilçemize ait. Fakat sayı itibariyle baktığımız zaman bu noktada bizlerin eksikliği ortaya çıkıyor. Bu noktada eksiklikler neyse, gerek engelli bireylerimizin bu uygulamadan haberdar edilmek suretiyle uygulamanın içerisine çekilmesi, istihdamın içine çekilmesi, kendi işlerini kurmak suretiyle patron olmaları ve sosyal hayatın içerisine girmek suretiyle de kendi ayaklarının üzerinde durmak ve başkalarına olan bağımlılıklarının da azaltılması. Bütün bunları doğuracak bu uygulamanın sayısının artırılmasını diliyorum. Bütün arkadaşlarımızı, kamu görevlilerini özellikle bu konuda daha fazla gayret göstermeye çağırıyorum. Tabii ki değerli vatandaşlarımız da yine bu yönde yakınları var ise
İşkur'la irtibata, diyaloğa geçmek suretiyle onları da bu uygulamadan haberdar etmelerini diliyorum.